Arkadaşlar iyi akşamlar. Şimdi arkadaşlar Poton yeni ürünler çıkartmış. Özellikle de Milestone'da öyle bir şey ki dikkat etmezseniz yani Katana diye bir alt serisini alma imkanınız var. Bu videoyu internette sahtekarlığın önüne geçmek için çekiyorum. Hani diyebilirler ki normal bir bayi de atıyorum Milestone'a 1500 lira dediler misal. Öteki de 1200 dedi. Ya aradaki niye fiyat farkı var? Niye bu adam pahalı satıyor? Denilebilir. Şimdi arkadaşlar şu iki kutuya bir bakın. İkisi de aynı ürün, aynı kutu. Ancak dikkat etmeniz gereken birinde Katana Edition yazıyor. Birinde de Saga Edition yazıyor. Şimdi Saga Edition'ı biz denedik. Başarılı, güzel. Ancak bunun yeri bununla aynı hizada değil arkadaşlar. Bunun yeri Ultimate ile Milestone'un ortası bir ürün çıkartmışlar arkadaşlar. Ultimate ile Milestone. Yani kutuya baktın aynı. Milestone yazıyor. İkisinin de üstünde. Ampuller de neredeyse aynı. Şimdi açalım. Aradaki farkı görün. Yani şunu demek istiyorum. Şu ürün bizlerde 1400 TL ise şu ürünün 1200 TL olması lazım arkadaşlar. Yani Katana Edition 1400 TL'ye satılan bir yerde Saga Edition'ın 1200 TL'ye satılıyor olması lazım. Atıyorum ben bu fiyatları diyorum ama hani bu fiyatlar değil yani. Şimdi yani arada bir ortalama 150-200 bandında bir düşüş olması lazım. Şimdi açtık. Önce Katana'yı açayım arkadaşlar. Aradaki farkı kutudan ziyade hani adam kutuya farklı ürün koyabilir. Kutuyu değiştirebilir. Ya kutu dediğin ne ki? Her yerde basılır. Ben çok şeyler gördüm. Yani adam Poton kutusunun içine Alia diye bir ampulü koyup sattığını bile gördüm. O da internette dahi değil. Elde. Şimdi şu bizim Katana'mız arkadaşlar. Katana'nın süngeri bile farklı yani. Bu da aynı. Açılım şekli aynı. Ampul aynı. Kutu aynı. Ancak bazı farklılıklar var. Şimdi bu farklılıkları size göstereyim arkadaşlar. Bakın süngeri farklı mesela. Ha, süngeri değiştiremez mi? Adam değiştirir arkadaşlar. Şimdi şu ürün Saga. Yani Ultimate ile Milestone arasındaki bir ürün bu. Ultimate ile Milestone'un arasına konumlandırılmış bir ürün. Şu ürünümüzde Katana. Şöyle baktığınızda Saga biraz daha küçük arkadaşlar. Biraz yaklaştır. Artı Saga'nın üstünde Poton yazıyor. Yani uygun olması gereken ampulümüzün üstünde Poton yazıyor. Diğer Katana'da bir şey yazmıyor arkadaşlar. Şimdi şuraya gelirsek Saga'nın kutusu birazcık farklı, küçük. Milestone Katana'nın kutusu daha farklı arkadaşlar. Kutusundan bilirsiniz. Yani şu ürün baba ürün yani Katana. Katana Edition. Bunun dünyada daha bir üstü var diye kimse iddia edemez arkadaşlar. Bazen bana diyorlar ki abi X marka nasıl? Şu marka nasıl? Şimdi o markalar bırakın ütü üretsin arkadaşlar. O markalar normal halojen ampul üretsin ama bir türlü şunu tutturamıyorlar. Diyeceksiniz ki niye tutturamıyorlar? Onlar Avrupa standardının üstüne çıkamıyorlar. Ama Poton istediği gibi ürün yapıyor. Ve istedi bugün muayeneye girdim mesela. Ben de bu ürün takılı. Muayeneden kusursuz bir şekilde geçti arkadaşlar. Şimdi şu uçlara gelirsek bu biraz daha Ultimate'i andırıyor. Biraz daha Ultimate'i andırıyor. Yani şöyle bir Ultimate'i de açayım. Bir de Ultimate diye satacakları bir ürün daha çıktı size. Onu da şimdi göstereceğim. Şimdi bu ürün Ultimate'e aslında daha yakın bir ürün. Bakın şöyle. Sanki eski Ultimate'ler gibi yani. Şurası eski 3 Plus'lar gibi sanki. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar bu olaya internetle düşmeyin. İnternetle güvenmediğiniz yerlerden almayın. Farz edin ki biri ucuza satıyorsa size muhtemelen bunu gönderecek. Milestone diye ucuz satıyorsa. Ha kötü bir ürün mü? Hayır değil ama şundan uygun bir ürün.
Bunların aydınlatmasının ışıklarının videosunu da çektim yere. Öyle alel acele çektim yani. Onu da videonun sonuna atacağım. Aradaki karşılaştırmayı, kıyaslamayı siz görürsünüz. Şimdi gelelim şu ürünümüze. Adam hızlı bir şekilde sana mesela ultra diyebilir. Ultimate zannedebilirsin. Çünkü baktığın zaman kutular, yani eline aldığın zaman ikisini bir bilirsin. Ultra arkadaşlar kesinlikle bir ultimate değil. Ultra da ultimate ile ultimate'in bir altı mono'nun ortasında çıkan bir ürün. Ama başarılı bir ürün. Ben yaktım ışığını. Yani mono bunun yanından geçemez arkadaşlar. Ultra gerçekten güzel bir ürün. Ama bir ultimate değil arkadaşlar. Şimdi ultra'ya bakalım. Mesela baktınız şöyle. Ultra kutusu ayrı. Ultimate'de zaten burada 5 plus yazısını görürsünüz. Ha, yarın 6 plus çıkar. Yani ayırt etmeniz ampulden de ayırt edersiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle. Şu ultimate'imiz. Photon ultimate'imiz. Şimdi ultra'ya bakalım arkadaşlar. Bunu size ultimate kutusuna koyup da ultimate diye satmasınlar. Maksadım o. Şu Saga edişini de Katana edişinin içine koyup satmasınlar. Milestone diye satmasınlar arkadaşlar. Amacım o yani. Derdim o. Yoksa hakikaten Photon güzel bir ürün çıkartmış arkadaşlar. Şimdi ultramız da şöyle arkadaşlar. Böyle kibar, basit bir ürün. Şöyle bıraktığımızda boydan da hatta şöyle bir 2 milim, hatta yok 2 milim dedi ya, şöyle 1 santim bir boyu daha kısa. Ve ultranın arkasında yine Photon diye yazıyor. Ultimate'de bir şey yazmıyor. Ultimate'in etiketleri burada. Dediğim gibi bunları ışıklarını yakıp da denedim, test ettim. Yere vurduğu aydınlıkla test ettim. Daha bir arabada test etme şansım olmadı. Yeni geldi çünkü ürün. Bugün geldi. Yani internette bu sahtekarlığın önüne geçmeleri amacıyla ben bu videoyu çekiyorum. Bununla da bunun arasında 150 TL fiyat farkı var. Yani Ultra'yı size Ultimate'den 150 TL aşağı satmaları lazım arkadaşlar. Şimdi en çok, hadi bunu da tamam neyse biliniyor da, şunu da bize demeyin ki ya falan firmada 200 lira aşağıya satıyorlar. Sana Katana'yı satmayacak. O falan firma sana Saga'yı satacak. Şöyle baktığın zaman hiçbir ayırdım yok. Ayırdım edemezsiniz. Ancak dediğim gibi kutu aynı. Her şey aynı. Ayırt edeceğiniz nokta arkadaşlar. Saga Edition. Katana Edition. Şimdi ha belki bu kutunun içine adam sana Saga'yı bırakabilir ama yine aynı değil arkadaşlar. Aynı değil. Ürünler aynı değil. Şöyle bir buradan da anlaşılır. Ucuz olan modelde Photon yazıyor. Pahalı olan modelde bir şey yazmıyor. Ve ucuz olan modelin bu altı farklı. Pahalı olan modelimiz farklı. Canvas aparatına gelince ucuz olan modelimiz bu. Pahalı olan modelimiz bu arkadaşlar. Bu pahalı olan modelimiz. Bu ucuz olan. Ha bunu sana bundan 200 TL aşağıya satıyorsa amenna al. Ama arada 200 TL fiyat farkı var. Yani internet sahtekarlarının önüne geçmek için çekiyorum dediğim gibi videoyu. Yani güvendiğiniz yerden alın arkadaşlar. Bildiğiniz yerden alın. Bu ürünleri Allah korkusu olmayan yerlerden almayın arkadaşlar. Videomuzun sonuna bunların ışıklarını da bırakacağım. Şimdi bir güzel yeni çıkan ürünümüz daha. D1S, D2S, D3S, D4S ultimate'ler çıktı arkadaşlar. Photon ultimate'ler çıktı. D serileri. Bunlar da başarılı. Yani Photon'un zaten kötü bir ampulü yok arkadaşlar. Yani şu an bu ürünü güvenle satıyoruz. Arkasında duruyoruz. Başımızı ağrıtan bir ürün değil. Yani sağ olsunlar arkadaşlarımız da bize güveniyor. Yani ben 3 lira için, 5 lira için, 3 kuruş için yalan söylemeye bir gerek yok arkadaşlar. Bir de bazı arkadaşlar beni arıyor. 2 sene önce almış ampulü. Abi bunun 2 yıl garantisi yok mu? Arkadaşlar araba mı alıyorsun sen? Yani senin aldığın ürün 300 liralık, 500 liralık, 1000 liralık ürün. Ben buna 2 yıl garanti verip de bu firmaya yazık değil mi arkadaşlar?
Ben buna 2 yıl garanti veremem. Ondan sonra yani maksimum bunlara benim verdiğim garanti 3 ay. Maksimum 3 ay. Ben 2 ay garantili diye satıyorum ama sırf bu hafta 2 tane müşterimin 6 ay önce satmışım. Onu garantiye soktum. Niye garantiye soktum? Şu anki güncel serimiz Katana. Katana ilk çıktığında ben adamlara satmışım. Ve 6 ay sonra arızalanmış. Ben adama ya kardeşim ben sana 2 ay garanti verdim demedim. Katana mı abi senin Katana? 2 ay garanti olduğunu biliyorsun değil mi abi? Evet biliyorum dedi sağ olsun müşterilerimiz. Katana ise tamam abi gönder değiştireyim dedim. Çünkü bir bakarsın bu ürün 3 ay sonra mesela şu an Saga'yı çıkartmış. 3 ay sonra Katana bitecek misal. Farklı bir ürün çıkacak. Farklı bir isim çıkacak. Eski ürünü garantiye sokamayacağız. O yüzden bu garantiye giriyorsa ben zaten cebimden de olsa müşterilerimi mağdur etmiyorum, değiştiriyorum. Ama adam 2 sene önce almış veyahut da 1 sene önce almış. O zamanki poton diyorlarımız mesela siyah çerçeveliydi, siyah. Şimdiki poton diyorlarımız beyaz çerçeveli. Adam diyor ki bunu garantiye sokabilir misin? Nasıl sokayım? Bu firmaya yazık değil mi? Bu firmada da bir sürü insan ekmek diyor. Yazık değil mi arkadaş bu firmaya ya? Ben eski ürünü, sana 2 sene önceki ürünü nasıl garantiye sokayım? Ama dediğim gibi ürün nesli geçmesin. Yeter ki mesela şu an 5 plus. Getir bana 5 plus'ı ben garantiye sokarım bunu. Ama bana tutup da 3 plus'ı getirirsen garantiye sok diye bu firmaya da yazık, bize de yazık. Allah korkusu yoksa sana da yazık kardeş. Yani diyeceğim o ki Allah korkusu olmayan insanlara da uzak durun. İnternette güvenmediğiniz yerlerde malzeme almayın. Her an hataya düşebilirsiniz. Ya niye ucuz, burada niye pahalı, burada niye ucuz diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi güvendiğin yerden alırsan herhangi bir sorun yaşamazsın. Ve bizden de tekrar diyorum aldın, taktın, bir gece kullanma diyorum ben sana. Bir taktın şöyle bir 10 dakika kullandın, ampulün ucu sararmadı misal. Yani öyle bir saat yanmayla falan sararmaz bu. Bir gün kullanırsın sararır. Aldın, taktın, memnun kalmadın, bana geri gönder. Allah'a şükür daha öyle bir gönderen müşterim olmadı. Ama ben bu garantiyi Ultimate ile, Poton Ultimate ile Milestone'da veriyorum arkadaşlar. Milestone'da Poton Ultimate'de aldın, taktın, memnun kalmadın, ertesi gün gönder. Uzun otaksız oradan herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları. Şimdi şu Saga, Milestone Saga, şu da Milestone Katana, Katana Edition, Saga Edition. Şöyle bir yere vurduğu ışığa bak. Şu da Katana Edition. Şimdi şöyle daha iyi belli. Şimdi şu tam yeri çek. Tam yeri çek. Bu Saga. Şimdi Katana'yı yaklaştırıyorum. Katana onu bastırıyor. Bak. Şöyle Katana onu bastırıyor. Yani Katana'nın ışığı, Saga'nın ışığı içine baktığınız zaman daha iyi gibi gözüküyor ama yere vurduğu aydınlık önemli bana. Bak şu an Saga şu Katana'yı yaklaştırdığımda onu bastırıyor. Onun gölgesini alıyor yani bastırıyor. Şimdi arkadaşlar şu Ultra, bu da Mono. Ultra, Mono ile Ultimate arasına çıkan bir ampul. Yeni çıktı. Ultimate ile Mono'nun arasına çıkarttıkları bir ampul. Şöyle yere vurdukları aydınlığa bir bakalım. Şu mesela Mono. Bu da Ultra. Bayağı bir fark var. Ultra ile Mono'nun arasında fark var arkadaşlar.